arkadaşlar. İki gün önce Amerika'da LGBTİ bireylere yapılan terör saldırısını kınamak adına burada basın açıklamasını İdil Su arkadaşımız okuyacaktır. LGBTİ Onur Haftası etkinliklerinin yapılacağı bu günlerde ABD'nin Orlando kentinde bir eğlence merkezine yapılan baskınla 50 LGBTİ birey katledilmiş, 53'ü de ağır bir şekilde yaralanmıştır. Böylesi bir katliamı yapan ve arkasında olan zihniyetleri lanetliyoruz. Ölenlere Allah rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralananlara da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Tarih boyunca bizler büyük acılar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Etnik kimliği, dini inancı farklı olsak da LGBTİ tüm bireyler dünyanın farklı coğrafyalarında acılarla karşı karşıya kalmışlardır ve kalmaya devam etmektedirler. Bugün IŞİD denen cani bir terör örgütü onca LGBTİ bireyi cinsiyet kimliğinden, cinsel yönelimlerinden dolayı katletmiştir. Tarih boyunca terör örgütlerinin açık hedefi haline geldiğimiz gibi bugün de IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş bulunmaktayız. Devletlerin, toplumların baskılarına maruz kaldığımız yetmiyormuş gibi şimdi de küresel terörün kurbanı olmaya devam ediyoruz. Bu katliamı yapan IŞİD ve benzeri terör örgütleri bizi korkutacaklarını zannetmektedirler. Şunu bilmeliler ki bizler inatla, büyük özveriyle başlattığımız hak taleplerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Korkmadan, yılmadan, cesaretle dayanışma ruhumuzu pekiştirip dünyadaki tüm küresel terörlere inat, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün Orlando'daki insanlığa karşı işlenen suç bizleri bildiğimiz yoldan alıkoyamayacaktır. Dünyadaki tüm LGBTİ bireyleri korkutacaklarını zanneden zihniyetler, yapılar, kurumlar, örgütler, bilin ki sizden korkmuyoruz. Maalesef bu elim olayın hemen ardından ülkemizde bile bizleri açık hedef haline getiren bazı basın ve yayın organları olmuştu. Bu katliamı meşru göstermeye çalışan, basın ahlakından uzak, nefret dilini benimseyen, bu katliamı yapan terör örgütlerinin zihniyetinden farkı olmayan basın yayın organlarını lanetliyoruz. Umarız ki demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde gerekli yasal işlemler başlatılıp cezalandırılırlar. Hukukun, insan haklarının, demokrasinin olmadığı ülkelerde ve zihniyetlerde bu tür davranışlar maalesef cezalandırılamamaktadır. Ülkemizde bile utanmadan bizlere hakaret edecek ve açık hedef haline getirecek başlıklar atarak haber yapma cesareti bulan, sözde gazeteci geçinen terör destekçileri cezalandırılsın ki bir daha LGBTİ bireyleri açık hedef haline getirme cesareti bulamasınlar. LGBTİ bireyler dünyanın büyük bir kısmında, farklı coğrafyalarında, hayatın her alanında homofobik, transfobik tutum ve davranışlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Sırf cinsiyet kimlikleriyle cinsel yönelimlerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakıldıklarını biliyoruz. Lakin bu ayrımcı tutumların ötesinde bizlere karşı nefret cinayetleri işlendiği gibi artık terörizmin açık hedefi haline getirilmiş bulunuyoruz. Bugün bizleri korkutmaya çalışan bu zihniyetlere inat, birlik ve dayanışma içerisinde bulunup korku dağlarını yıkmaya devam edeceğiz. İnsanlığın varoluşundan beri hep acılar yaşadık. Toplu katliamlar yapıldığı gibi tek tek yok etmeye çalıştılar. Ama artık tüm acıların son bulduğu temiz bir dünyada eşit birey statüsünde nefrete kurban vermediğimiz acıların son bulduğu bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz. Dün nefrete kurban verdiğimiz Amerika'nın Orlando kentindeki tüm arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralanan arkadaşlarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Şunu bilmeliler ki çok uzakta olsak da acıyı en derinden hissettik ve acılarını paylaşıyoruz. Bu yaşadığımız vahşet, katliam, dünyanın farklı bölgelerindeki tüm insanlık ve LGBTİ bireyler için son bulur. Böylesi bir vahşeti, katliamı yapanı, destek olanı, bunun yapılmasına zemin hazırlayan zihniyeti kınıyor ve lanetliyoruz. İnşallah bu acı son bulur. Bir daha böyle acılar yaşamayız. Bu yüzden nefrete inat, yaşasın hayat diyoruz.